Eşimin diğer eski eşi ilk evlendiği zamanlarda geri istememiş. Gelmesini istemiyorum falan gibisine laflar söylemiş. O arada hamile olduğunu öğreniyor. Hamile olduğunu öğrendiğinde de işte o engellidir, işte aldır falan bu tarz Allah şeyler söyleniyor. Allah. Hatta onun doğumunda bile ben vardım yanında. Kendisi köyde olmasına rağmen o gitmedi. Ben gittim kaldım. Ama nasıl bir, bu bir öz anne yani, nasıl böyle? Yani öz torunu, hani öz? Tamam ben öz kayınvalidesi olmayabilirim, eşimin ikinci evliliği olabilirim ama hani ben bir çocuğun yok olmasına göz yumamam yani. Semra Hanım, sizin de galiba ikinci evliliğiniz. Evet, benim de ikinci evliliğim. Nasıl yani, bir de sizi anlat yani, bakalım, dinleyelim. Yani hatta şöyle söyleyeyim, gelin tam Gamze, tam benim gelinim olacak kişi. Ben de eşimle iki defa evlendim. Aynen öyle. Ben eşimle evlendiğim zaman çok mutluydum, hiçbir sıkıntı yoktu. Yalnız eşimin başka bir birlikteliğinden olan bir kızı vardı. O kızı kendi annesiyle, hani kızlar babalarına biraz daha böyle düşkün olur. Düşkün olurlar. Bir de hani sürekli uğraşmak isterler. Bir de ergenlik döneminde o şekilde kendi annesiyle barıştırmak için köye geldi bizim yanımıza kalmaya. Yani o kadar iyilik yapmama rağmen bizi ayırdı. Hatta mesela işte Aligil'in oraya diyeyim size, Gamze'nin oraya gitti, Gamze'nin orayı dağıttı. Bizim eve geldi, bizim evi dağıttı. Diğer oğlu var, diğer oğlunun evine gitti, bir müddet orada kaldı, orayı dağıttı. Semra Hanım, hani aranızdaki yaş farkı nedir acaba? İkinci evliliğiniz ya. Yani eşimle aramda yaş farkı bayağı var. 22 yaş farkı var aramızda. Ama gerçekten iyi anlaşıyoruz yani, herhangi bir problemimiz yok. 22 derken kaç yaşında oluyor? Ben 39 yaşındayım, o 62 yaşında, 63 yaşında şu an. Bayağı yarı yarıya ya. Yani. Siz gayet normal konuştunuz. Benden işte 22-23 yaş büyük dediniz, 62 yaşında. Evet, evet. Nasıl yani, bana hiç normal gelmiyor o kadar yaş farkı. Hadi en fazla 7 olsun, 8 olsun. Hadi can çatlasa 10 yaş olsun. Bu nedir? Kaç katı yani? Bir de ve bir de anlaşıyorsunuz. Nasıl? Aynen öyle. Ben çok güzel ailen anlaşıyorum ve çok memnunum hayatımdan. Ailen yani. Nasıl izin ya verdi? Ya eşimi tanısanız siz de aynısını düşünürsünüz. Benim hiçbir problemim yok. Belki ruh. Yani ruhen genç hissediyorum. Ya şöyle söyleyelim. Yaşa değil zekaya, ya da zekaya değil yaşa, para değil, maddiyat değil, maneviyat. Ya, hani Semra farklı Hanım, düşünceler şimdi geçin vardır yani. Bu politikli polemiklere. Bence... Şimdi sen kaç yaşındasın şu an, hesap yapalım. Ben 39 yapalım. Yaşındayım. Sen 40 yaşındasın diyelim. Aynen. Sen 60 yaşına geldiğin zaman o beyefendi kaç yaşına gelecek? 80 yaşına gelecek. Ne olacak? Ne olacak? Bir şey elinden olacak. Yine devam edeceğiz. Tuvalete sen götüreceksin o zaman. Olabilir. Sevilay Hanım, ben size katılmıyorum. Yani kendimden yaşça küçük biriyle de evlenebilirdim. Ayrıca Gamze ile Alican'ı da düşünebiliriz. Ya aralarında çok fazla yaş farkı yok ama Alican şu anda Gamze'ye muhtaç. Yani eşimin bana muhtaç olacak olması çok bir şey değiştirmiyor yani. İstiyorsa 50 yaş olsun aramızda fark. Kafaların uyuşması önemli bence. Semra Hanım, şimdi ikinci evliniz dedim, merak ettim. Acaba gelinlik falan giydiniz mi? Nişan diyorsun, söz diyorsun, tabii hepsini... Tabii tabii. Sağ olsun eşim beni hiçbir zaman kırmadı. İsteme oldu, nişanımız oldu. Nikahımızda gelinlik giydim. Sana özendiğini Gamze'ye de özenseydi bak. Sen evet. Kendi ağzınla söylüyorsun. Her şeyi yaptı tabii. Diyorsun. Ama Gamze'ye gelince hiçbir şey yapmamış. Nasıl bir... Oğluna gelince yani, yapmamış. Yani o zaman onda durumu yoktu. Sende durumu mu oldu bu kayınpederin? Olabilir. Yani şöyle diyeyim, hani şimdi eşimin adı Hüseyin, Hüseyin'e bir şey diyemeyeceğim. Hani ona yaptıran bendim sonuçta. Ay keşke eski Gamze eşi de yüklenip yaptırsaydı. Eşi kendine gelince keseyi açıyor. Evet, aynı. Bir de istenmeyen bir şey herhalde gelin. Bence de. Onaylamadığı için de masrafı da yapmıyor.